Evet, apse tedavisinden biraz da bahsedelim. Bitkisel çözüm yollarından konuşalım. Evet, apse Türkçe karşılığı çıban demek. Apsenin Türkçe karşılığı çıban. Efendim çıban neden olur, niçin olur? Mikroorganizmalar. Şimdi bağışıklık sistemi zayıflarsa kişinin, bir insanın vücudundaki bağışıklık sisteminin %85'i bağırsaklarda problem olunca karaciğerde problem olur. Karaciğerde problem olursa bakteri, virüs ve mantarlarla başa çıkamaz. Sağından solundan mikrop kapabilir, çıbanlar çıkar. Çıban apseyi sıktığınız zaman orada tahriş yaparsın, tahribat olur. Daha da büyük problem çıkar. Bu çıban çıkan apse olan yere ozon yağı sürdüğü zaman çok kısa sürede iyileşmesini sağlar bir. Fakat bu kalıcı çözüm değil. İyileşti apseye karşı, çıbana karşı, çay ağacı yağı da aynı şekilde hemen etki yapar. Çıbana karşı sürersiniz hemen iyileştirir. Fakat bağırsaklardan gelen toksik madde yok olmazsa, kanda dolaşan mikrop yok olmazsa ne olur? Bir hafta, 2 hafta sonra tekrar problem çıkar. Kalıcı çözüm olmaz. Ozon yağı ve çay ağacı yağı ile tedavi mümkün. Fakat kalıcı olmaz. Akut durumlarda kullanıldığında hemen iyileştirir çay ağacı yağı ile ozon yağı. Fakat kalıcı çözüm nasıl olur? İksir ve aloe vera jeli kullandığında kişi bağırsakları ve karaciğeri, bütün vücudu temizlediği için, hem bağırsakları hem karaciğer, bütün organları temizlediği için yani 1 ay, 1,5 ay sonra artık apsediği, çıban diye bir olay ortaya çıkmaz. Çıban şudur, bağışıklık sistemi mikroplarla mücadele ederken çok yoğun bir oranda burada lökosit, yani mikropları yok eden alyuvar yoğunlaşır. Oradaki sıvılarla birlikte bir irin oluşur. Yani bunun sebebi budur yani. Evet. Ölü alyuvarlar ve sıvı mikroplarla birlikte karmaşık bir hal alır. Tedavisi basit, kalıcı çözüm, geçici çözüm. Evet. Kişi ne istiyorsa ona göre çözümümüz vardır, problem değil.